Uygarlık tarihi biraz da aşkların tarihidir. Kadınla erkeğin, sevenle sevilenin, aşıkla maşuğun tarihi. Ama insanlık tarihi gibi aşkların tarihi de dikensiz gül bahçesi değildir. Kahkahalar ve buselerle olduğu kadar acılar ve gözyaşlarıyla da işlenmiş bir kanaviçedir bu. Yaşandığı döneme ilişkin ipucu verir ve dönüp bakınca insana güzel gelir. Bu belgesel serimizde geçtiğimiz asra damgasını vuran aşk hikayeleri var. Kimi meşhur olmuş, kimi unutulmuş, kimi efsanevi, kimi berduş aşklar bunlar. Bir dönem Türkiye'yi sarsan gönül maceraları. Bir başka deyişle yüzyılın aşkları. Öykümüzün kahramanlarından biri 12 yaşındaki bu küçük kız. Osmanlı İmparatorluğu'nun 33 yıllık padişahı 2. Abdülhamit'in yeğeni. Öykünün diğer kahramanı genç bir binbaşı. O 33 yıllık padişahın tahtını sallayarak hürriyet ilan eden ateşli bir asker. İkisinin yolları imparatorluğun en çalkantılı döneminde kesişti. Araya saray entrikaları, hürriyet çığlıkları, savaş meydanları girdi. Birbirlerinin yüzünü göremeden evlenip, doğru dürüst kavuşamadan yüzyılın en ilginç aşk hikayelerinden birini yaşadılar. İnanılmaz bir ateş çemberinin içinden geçtiler ve imparatorlukla birlikte onlar da dağıldı. ...1908 yazında Makedonya toprakları hürriyet sloganıyla çınladı. Genç bir binbaşı, 2. Abdülhamit Han'ın istibdat rejimine son vermek... ...ve meşrutiyeti ilan etmek için ihtilal bayrağını açmış dağa çıkıyordu. Adı Enver Bey'di. ...1881'de İstanbul'da doğmuş, Manastır'da okumuş... ...harp okulunu ve akademisini bitirip Makedonya'daki 3. Ordu'ya atanmıştı. Dönemin pek çok genç subayı gibi o da sonradan İttihat Terakki adını alacak gizli örgüte üyeydi. Padişaha karşı ihtilal bayrağını açarken çok yakında isyan ettiği padişahın yeğenine vurulacağını hayal dahi edemezdi. Masal değildi ki bu. Nihayet 23 Temmuz 1908 günü meşrutiyet ilan edildi. 31 yıllık baskı dönemi sona erdi. Anayasa yürürlüğe girdi, meclis yeniden açıldı. Köprülü'nün hükümet meydanı, yaşasın hürriyet kahramanı Enver Bey sloganıyla inliyordu. Cemal Paşa'nın deyimiyle artık Napolyon olan Enver Bey, ateşe militer olarak Berlin'e gitti. Zaten Alman hayranıydı. Almanlar ona yarının büyük lideri gözüyle bakıyor, bir sefir kadar ilgi gösteriyordu. İttihat ve Terakki'ye göre Enver gibi bir asker, hanedanla yakınlaşmalı ve saraydan bir kız almalıydı. Konu Enver Bey'in annesi Ayşe Hanım'a iletildi, arayışlar başladı ve aranan kız bulundu. Kısmet Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'dı. 12 yıllık ömrü yazları Nispetiye Köşkü'nün, kışları Feriye Sarayı'nın yüksek duvarları arasında geçmişti. Yeni padişah Sultan Reşat da amcasıydı ve yeğeninin dedikodular artmadan acilen başgöz edilmesini istiyordu. Bu talimat üzerine 12'lik Naciye Sultan'ın önüne bütün damat adaylarının fotoğrafları kondu ve birini seçmesi istendi. Yıllar sonra anılarında o fotoğraflar arasından
hayatının adamını nasıl seçtiğini şöyle anlatacaktı. Taliplerimin resimlerini gösterdiler. Hepsine birer birer baktım ve bir tarafa koydum. Sonra içlerinden Enver Bey'in resmini tekrar elime aldım. Bu hareketimle vereceğim kararı onlara anlatıyordum sanki. Enver Bey'in yakışıklı ve mert bir delikanlı olduğu resimlerinden belliydi. Üstelik onun hürriyet kahramanı Enver Bey olduğunu biliyordum. Memlekette baştan başa başka bir hava yaratmış olan bir insandı. Ona bir kahraman gözüyle bakıyordum. Kendisinin hayat arkadaşı olarak beni seçmiş olması hem gururumu okşuyor hem de bana içimdeki hürriyet sevdasına yeni ufuklar açabilecek bir hayat yaşatacağını düşünerek seviniyordum. Amcam Vahidettin Efendi'ye Enver Bey'i seçtiğimi söyledim. Çok isabetli bir karar verdiğimi ve Zat-ı Şahane'nin kendisi gibi buna çok memnun olacağı cevabını verdi. Ertesi gün Enver Bey'in annesi Ayşe Hanım Dolmabahçe Sarayı'na giderek padişahın huzurunda gelinine nişan yüzüğü taktı. 1909 sonuydu. Enver Bey 28, Naciye Sultan 12 yaşındaydı. Biri Berlin'de, diğeri İstanbul'daydı. Ne bir kez görüşmüş ne de konuşmuşlardı. Birbirlerini ancak mektupla tebrik edebildiler. Mektuplaşmaya başladık. Birbirimizi hiç görmemiştik. Ben onun resmini görmüştüm. Onun benim resmimi dahi görmüş olduğunu zannetmiyorum. Beni annesinin tarifiyle tanıyordu. Hayalinde beni nasıl canlandırdığını bilmiyordum. Fakat mektuplar sayesinde birbirimizi görmüş gibi sevdik. Bir sene süren bu tatlı ayrılık bizi birbirimize yaklaştırdı. 1911'de yine Enver Bey uzaktayken Dolmabahçe Sarayı'nda nikahımız oldu. Berlin, 24 Temmuz 1911. İki gözüm, sultanım efendim. Gönderdiğim fotoğrafları aldığınızı yazıyorsunuz. Siz hiç olmazsa benim resmimi gördünüz. Ya bendenizde o da yok. Karanlıkta gözlerimi kapar, sizin hayalinizi gözümün önüne getirmek isterim. Yatarken Allah'ımdan hiç olmazsa rüyada olsun sizi bir kerecik göstermesini dilerim. Fakat şimdiye kadar hiç muvaffak olamadım. Haşa, sümme haşa, nasıl Cenab-ı Hakk'ı bir şekil vermeden seviyorsam, sizi de şimdi bir ruhu latif olarak şeklinizi düşünmeden seviyorum. Artık sizin hayalinizle meşgul olarak yatağıma gireceğim. Bundan evvel bütün kalbimle saadetinizi temenni ederek sizi kucaklar, gözlerinizden öperim iki gözüm. Enveriniz. Enver Bey ile Naciye Sultan'ın nikahlanmalarından bir süre sonra İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Eşiyle görüşmek için gün sayan Enver Bey cebinde 100 lira, çantasında 100 fişek ve bir tabanca, aklında sultanıyla cepheye koştu. Giderken nikahlısına şöyle yazdı. Sağ kalıp da geri dönersem en büyük mükafat telakki edeceğim şey sizin tarafınızdan unutulmamış bulunmaklığımdır. Şimdi halifenin damadı olarak Derne'deki bu ordugâhta Arap kabilelerini hilafet bayrağı altında örgütlemeye çalışıyordu. Siyah sakalı, toprak rengi avcı üniformasıyla bazen günde 12 saatten fazla at sırtında kaldığı oluyordu. Mustafa Kemal'le yan yana çarpıştığı bu çöl savaşının top tüfek gürültüsü arasında eşini göremeden ölmek korkusuyla gözleri doluyordu. Temmuz 1912. Elmasım, efendim, sultanım. İki gözüm, gönderdiğiniz güzel ve cidden kıymetli evrak çantasına, mendiller ve havlulara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doğrusu böylece bu dağ hayatında adeta sizinle sarayda yaşıyormuşum gibi oldum. Her sabah yüzümü gözümü o güzel kokulu peşkirlere sürdükçe hem memnun hem mahzun oluyorum. Sizi hatırlayarak ve bendenizi böyle taattur buyurduğunuz için memnun, fakat
bu ayrılık hayatının nerelere kadar süreceğini düşünerek de mahzun oluyorum. Mamafi kadere karşı gelmeye muktedir olmadığımızı tefekkürle müteselli oluyorum. Burada halimiz iyidir. Şimdilik güzel gözlerinizden samimiyetle öpüp arzı ihtiramat eylerim elmasım. Enveriniz. Enver Bey güzel kokulu havlulara karşılık İstanbul'a 120 okka yağ gönderdi. Bir ara hasretine yenilip sultanını derneğe çağırdı. Orada sultanlar arasında kaybolursun, gel burada umumun sultanı ol dedi. Ama İstanbul'dan sultanı değil, yeni bir savaş haberi geldi. Bağımsızlık isteğiyle ayaklanan Balkan devletleri birleşip imparatorluğa savaş açmıştı. Enver Bey, memleket menfaati nerede bulunmamı emrediyorsa oraya giderim diyerek İstanbul'un yolunu tuttu. Binbaşı olarak gittiği ve Mustafa Kemal'le yan yana savaştığı Trablusgarp'tan yarbay olarak dönüyordu. Ama başkente geldiğinde Balkan Savaşı fiilen kaybedilmiş, düşman ordusu İstanbul kapılarına dayanmıştı. İttihat ve Terakki yenilgiden iktidardaki Kamil Paşa hükümetini sorumlu tutuyordu. Darbe kararı aldılar. Enver Bey, 60 fedakar arkadaşla bu işi hallederim dedi. ...23 Ocak 1913 günü yanında iddiatçı silahşörlerle Bağbali'yi bastı. Sadrazam Kamil Paşa'nın istifa mektubunu aldı, Sultan Reşat'ın huzuruna çıkıp Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığını onaylattı. İşte İttihat ve Terakki iktidardaydı artık. Bu Enver'in iktidarı demekti. İstanbul'da bunlar olurken Bulgarlar Edirne'ye girmişti. Bütün ülkede bir panik havası esti. Şimdi İttihat Terakki'nin ve Enver Bey'in kendini gösterme zamanıydı. Bu yalnız milletin değil, sarayda hala yüzünü göremediği, artık 16 yaşına gelen nikahlısının da dileğiydi. Enver Bey 23 Temmuz 1913'te Osmanlı ordusuyla birlikte yine Mustafa Kemal'le yan yana Edirne'ye girdi. Oradan Naciye Sultan'a şu satırları yazdı. Ne olurdu beraberce buraya girseydik de hayvanımın tırnaklarının bastığı yerlere yüz süren, üzengilerimi öpen Edirne halkı bu hürmeti size gösterseydi. Nikahlısına hediye olarak Bulgar askerlerinden arta kalan bir kılıcı gönderdi. Karşılığında Naciye Sultan'ın bir fotoğrafı geldi. Nişanlanalı 3 yıl olmuştu ve Sultan'ın yüzünü ilk kez bir fotoğrafta görebiliyordu. Sevgili Sultanım, resminizi görünce mütezayit bir kalp çarpıntısının tesiriyle sizi hayalhanemde büsbütün tecessüm etmiş görünce o 3 senelik iştiyakın tesiriyle sevgimin fazlalaştığını duydum. Bunu pek tabii bulmalısınız ruhum. Hem de tekrar ederim ki bizzat sizi gördüğüm zaman hasıl olacak hissime bugün malik değilim. Resminizi ne yaptığımı biliyor musunuz? Büyük yazı masamın ön gözüne koydum. Günde bilmem kaç defa açarak, kalbim çarparak seyrediyor, ayrıca öpüp kilitliyorum. Fakat en meşgul zamanlarımda bile fasılaların 10 dakikadan fazla olmadığını söylersem gülmezsiniz değil mi ruhum? Sizi aşkımın bütün kuvvetiyle kucaklar, öper, Allah'a tevdi ederim. Enveriniz. Hürriyet kahramanı Enver artık Edirne Fatihi olmuştu. Lakin onun aklı Naciye'sindeydi. Evet nikahlıydı ama nikahlısını görebilmek için evlenmeleri gerekiyordu. Düğünü yapmaya bizzat Sultan Reşat söz vermişti ama saraydan hiç ses çıkmıyordu. Sonunda saraya, padişahın başkatibine satır aralarında öfke okunan cüretkar bir mektup yazdı ve düğünü sordu. Edirne,
2 Eylül 1913. Beyefendi Hazretleri. 3 seneyi aşkın bir zamandan beri Naciye Sultan Hazretleri ile nikahlı duruyoruz. Araya bazı zorunlu nedenler girmekle beraber, Padişahımız Efendimiz Hazretleri öz evladı gibi her ikimizi de sevdiklerini ve düğünün kendileri tarafından yapılacağını birçok defalar irade buyurdukları halde, henüz bu iradenin yerine getirilmesine teşebbüs olunmamıştır. Bendeniz de bu vaziyet karşısında şaşırdım kaldım. Şimdi sizden Padişahımız Efendimiz'e bu şüpheli hale bir nihayet verilmek üzere ve kendilerinin vaat ve arzularını yerine getirecek fiili bir neticeye varacak bir irade buyurmalarını beklediğimi arz etmenizi rica ediyorum. Bu işin esasen böyle uzaya uzaya nihayet soğuması ve ilişkilerin kesilmesi Padişahımızın arzuları ise onu da bilmek isterim. Ben dünyada kimseye yük olmak istemem. Fakat böyle dünyaya bu vaziyette gülünç olmayı da çekemem. Bu vesileyle saygılarımı arz eylerim efendim. Kurmay Yarbay Enver. Bu mektup cevapsız kaldı. O sırada Enver Bey rahatsızlandı ve apandisit ameliyatı için İstanbul'a geldi. Aralık 1913'te Alman hastanesine yattı. Ameliyattan önce sultanına şu satırları yazdı. Naciyeciğim, benim için dua et. Biraz açıldığım zaman gelirsin, olmaz mı? Beklenen fırsat böyle talihsiz bir vesileyle doğmuştu. Ameliyattan sonra Naciye Sultan 3,5 yıllık eşini görmeye hastaneye geldi. Nihayet kavuşmuşlardı işte. Şimdi ikisi için de özlemle bekledikleri mutlu günler başlıyordu. Enver Bey hem sağlığına hem sultanına kavuşmuştu. Bu arada albaylığa terfi ettiği haberini aldı. Hastaneden çıkar çıkmaz Sultan Reşat'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından albaylığa terfi ettikten 19 gün sonra hem paşalığa terfi etti hem de Harbiye Nazırı olarak kabineye girdi. Artık o Enver Paşa'ydı. Sultan Reşat onu bir nişanla şereflendirdi. Bir hafta sonra da Osmanlı ordularının Erkan-ı Harbiye Reisliğine yani Genelkurmay Başkanlığına tayin etti. Ordunun kaderi gibi imparatorluğun kaderi de şimdi 33 yaşındaki bu askere emanetti. Peş peşe gelen bu mutluluk haberlerinin en büyüğü düğün vizesi oldu. Enver Paşa ile Naciye Sultan 5 Mart 1914 günü Nişantaşı'nda şimdi Işık Lisesi olan binada evlendiler. Bütün aile, uzak yakın akrabalar, İstanbul'un kalburüstü aileleri davetliydi. Naciye Sultan yıllar sonra anılarında savaşın hemen arifesindeki düğünlerini şöyle anlatacaktı. Selamlıkta erkeklere, haremde kadınlara ziyafet sofraları kuruldu, ikramlar yapıldı. Bütün sefirler ve ecnebi ailelerin ileri gelenleri de düğüne geldiler. Düğün çok kalabalıktı. Davetliler kadar da seyirci vardı. Bir tarafta saz, bir tarafta müzik ve mehter takımı çalıyordu. Ben o kadar heyecanlı ve yorgundum ki tafsilatı hatırlamıyorum. Çiçeği burnunda evliler düğünden sonra Bursa'ya gitti. Naciye Sultan eşiyle teftiş gezilerine katılıyor, halk arasına giriyor, sevgi tezahüratlarına karşılık veriyor, hayatında ilk kez serbest hayatın tadını çıkarıyordu. Enver Paşa'ya gelince o yıllardır bastırdığı ihtiraslarının göz diktiği yere gelmişti işte. Şimdi hem Harbiye Nazırı, hem Erkan-ı Harbiye Reisi, hem Padişah'ın damadıydı. O günden sonra imparatorluğun son yıllarına damgasını vuracaktı. O kadar ki artık Almanlar Osmanlı İmparatorluğunu Enverland diye anacaktı. Temmuz 1914 günü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etti. Milyonlarca cana mal olacak ve haritaları değiştirecek bir cihan savaşı patlamıştı.
Enver Paşa başından beri Alman yanlısıydı. Savaşın patlamasından 4 gün sonra Almanlarla gizli bir ittifak anlaşması imzaladı. Anlaşmadan hükümetin, hatta sarayın bile haberi yoktu. O günlerde bir gün Enver Paşa, Sadrazam Sait Halim Paşa'nın kapısını çaldı ve "Bir çocuğumuz oldu" müjdesini verdi. Ancak çocuk Naciye Sultan'dan değil, Almanlardandı. Akdeniz'de İngiliz ve Fransızlar tarafından kovalanan iki Alman gemisi Çanakkale önlerine gelerek Türk karasularına sığınmıştı. Gemiler Osmanlı bayrağı çekilerek kurtarıldı. Ancak evlatlıklar yaramazlıkta gecikmedi. Karadeniz'e açılarak Rus limanlarını bombaladılar. Osmanlı da savaşa girmişti işte. Bu olay üzerine Ruslar Türk hudutlarını geçince Enver Paşa da eşini İstanbul'da bırakarak Kafkas cephesine hareket etti. Erzurum'dan eşine "Şu Moskovları bir ezersem o zaman cicimi açık alınla kucaklarım" diye yazdı. Bu hiç de kolay olmayacaktı. Erzurum'da 3. Ordu'ya Ruslara karşı taarruz emrini verdiğinde Türk askeri tarihinin en korkunç hezimetlerinden birinin yolunu açmış oluyordu. Şimdi karşısında Ruslardan da korkunç bir düşman vardı. General Kış. -30 dereceyi bulan soğuk altında kıvrandıkları gecelerde eşine yazdığı aşk mektupları ve bir hamilelik müjdesi beklentisiyle ısınıyordu. Erzurum, 18 Aralık 1914. Güzel meleğim, hani telefonla keşke konuşabilsek diyordum ya, derhal telgraf memuruna sarayı bulmasını söyledim. Buldu. Şimdi heyecanla adeta sesinizi, o güzel ahenkdar sesinizi işitecekmiş gibi titriyorum. Titrek sesle memura söyledim, çevirdi. Artık sizinle görüşebiliyordum. Ah, bunu daha evvelce düşünemediğime ne kadar eseflendim. En nihayet sizin de memnun olacağınızı bildiğimden bebekten haber var mı diye sordum, fakat yokmuş. İnşallah muvaffakiyetle avdet ederim de o vakit bir tane husul bulur. Yoksa güzelim bana hakikati söylemedi de avdetimde birdenbire şaşırtacak mı? Of, bilseniz ne kadar göreceğim geldi. Ya Rabbi, bu harp ne kadar sürecek? Fakat ne olursa olsun çok durmam, gelirim. Müsaade buyur da bütün heyecanı kalbimle, iştiyakla güzel yanaklarından, dudaklarından öpeyim de keskini iştiyaka kavuşayım. Enver'in. Sonunda 26 Aralık 1914 gecesi asker şiddetle tipileyen ve 1,5 metreyi bulan kar altında bir felaket hesaplandı. O gece ordunun 2/3'ü kara gömüldü. Kalanlar da geri çekildi. Şimdi ordu karargahı da tehlikedeydi. Enver Paşa bir ara yalnız harekattan değil, hayattan da ümidini kesti ve vasiyetini karaladı. Ama ölmedi. Mahiyetiyle birlikte İstanbul'a döndü. Sarıkamış harekatında 50 bini aşkın asker Ruslara bir kurşun bile atamadan şehit düşmüştü. Dört yıl süren savaş boyunca Enver Paşa cepheden cepheye koştu. İmparatorluğun kalelerinin birer ikişer çöktüğü o zorlu yıllar boyunca gelen tek iyi haber ilk çocuklarının doğum haberiydi. Mahbeyker 1917'nin Mayıs ayında Kuruçeşme'deki Enver Paşa yalısında dünyaya geldi. Çocuğumuzun dünyaya gelişine gerek ben gerekse Zevcim son derecede seviniyorduk. Enver Paşa'nın çocuklara karşı büyük bir zaafı vardı. Küçücük bebekle saatlerce oynar, onunla meşgul olmaktan zevk alırdı. Hele Mahbeyker'e karşı çılgınca bir sevgisi vardı. Enver Paşa, dünyada hiçbir şeyden korkmayan, korku kelimesinin ifade ettiği manayı dahi bilmeyen bir askerdi. Yalnız mini mini yavrumuz ağlamaya başlayınca,
onun sesinden ürker, ona bir şey oldu diye korkar, üzülür, mini mini çocuğu otomobille gezmeye götürürdü. 1918 Ekim'inde Enver Paşa'nın deyimiyle oyunu kaybettiler. Osmanlı savaşta yenilmiş, cepheler çökmüştü. Hükümet istifa etti. Ülkeyi harbe sokan İttihat Terakki'nin iktidarı sona erdi. Parti kendini feshetti. Monros mütarekesine göre ülkenin işgali için gün sayılıyordu. İttihat Terakki'nin önderleri Talat, Cemal ve Enver Paşalar bu aşamada yurt dışına çıkmaya karar verdi. Enver Paşa'nın gurbet yılları başlıyordu. Acaba eşi de kendisiyle gelir miydi? Kızımız Mahpeyker 1 yaşındaydı. Kocam çocuğu çok sevdiğim annesine bırakmamı ve beraberce memleketi terk etmemi istiyordu. Fakat ben kızıma çok bağlı ve düşkündüm. Bir taraftan kocamdan ayrılmak, bir taraftan çocuğumu yalnız bırakıp gitmek gibi iki ihtimal karşısında kalmıştım. Ne yapacağımı bilemiyordum, çok ıstırap çekiyordum. Fakat sonunda çocuğumu bırakamadım ve kaldım. Enver Paşa geride eşini, kızını ve zaferlerle, yenilgilerle dolu bir maziyi bırakıp arkadaşlarıyla 8 Kasım 1918 gecesi gizlice Berlin'e gitti. İttihatçılar yurt dışına kaçtıktan sonra gıyaben yargılandı. Divan-ı Harp Enver Paşa hakkında askerlikten tard ve 1 yıl sürgün kararı verdi. Kararın altında eşinin amcası Padişah Vahdettin'in imzası vardı. Şimdi İstanbul'un işgal günleri başlıyordu. İşgal kuvvetleri Boğaz'a demirledikten sonra Kuruçeşme'deki Naciye Sultan'ın yalısını işgal ettiler ve sultanla kızının yalıyı 24 saat içinde boşaltmasını istediler. Naciye Sultan baskılar sonucu yalıdan Sultanahmet'teki Sadaret Konağı'na geçti, sonra da doğup büyüdüğü Feriye Sarayı'na ailesinin yanına sığındı. 5 yıl içinde her şey altüst olmuştu. 1919 yazında ikinci çocukları Türkan dünyaya geldi. Enver Paşa eşi gibi Türkan'ın yüzünü de nice sonra görebilecekti. Ocak 1920. Kıymetdar Enverciğim, doktorlar hastadır diye rapor verdikleri halde bu hain İngilizler bana izin vermiyor. Beni ölüme mahkum ediyor. Oh! Enver, bütün bu hakaretleri yaptıran o amcam olacak hain adamdır. Fakat olsun, ben müteessir değilim. Senin varlığın bana bütün acılarımı unutturuyor. Senin selametin, afiyetin için her an Allah'ıma yalvarıyorum. Oh! Sevgili Enver, mini mini yavrularını görsen ne kadar seveceksin. Hele Mahpeyker, o bedbaht çocuk. Neneciğim, babam nerede diye resmini öpüyor. Eğer sana getirirsem hiç yaramazlık etmeyeceğini bana yalvararak söylüyor. Oh! Enver, böyle her an damla damla can acısı çekmektense ölmeyi bu menfur, riyakar insanlardan kurtulmak için 1000 kere tercih ederim. Fakat hayır Enver, ben ölmek istemiyorum. Seninle bu acı günlerimizden intikam alarak uzun seneler bahtiyar yaşayacağız. Değil mi Enver'im? Naciye. Sonunda çocuklarını alıp kaçtı İstanbul'dan Naciye Sultan. Kaçışı örgütleyen isim Enver Paşa'nın Avrupa'da tanıştığı İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Kont Caprini'ydi. Eşini görme umuduyla Roma üzerinden Berlin'e geçti. Ama eşi Almanya'da değildi. Enver Paşa bu kez yönünü Orta Asya'ya çevirmiş, Ruslarla işbirliği yapıp İngiliz emperyalizmi altında ezilen Müslüman Türkleri ayaklandırma hayalinin peşine düşmüştü. Ancak Bolşeviklere bir türlü ulaşamamış, uçağıyla Rusya diye Letonya'ya inmiş, orada hapsedilmiş, hapishanede tutukluların resmini çizerek geçimini sağlamaya çalışmıştı. Bir süre sonra hapishaneden kaçıp Berlin'e döndü ve nicedir hasretini çektiği eşini bir sanatoryumda perişan halde buldu.
Enver Paşa geldiği zaman sırtında hapishanede giydiği elbisesi vardı. Perişan ve kıyafetsiz bir haldeydi. İkinci kızı Türkan'ı ilk defa olarak o zaman gördü. Ben çok hasta ve yorgundum. Kocamın geldiğine çok sevindim, iyileşmeye başladım. Birkaç hafta sonra hastaneden çıkacak hale geldim. Hastaneden eve dönerken trende Enver Paşa bütün seyahat esnasında iki çocuğunu kucağından bırakmadı. Onları okşamak ve sevmekle vakit geçirdi. Ancak bu mutluluk tablosu uzun sürmedi. Enver Paşa eşinin yalvarmalarını dinlemeyip tekrar Rusya'nın yolunu tuttu. 1920 Eylül'de Bakü'de açılacak Şark Milletleri Kurultayı'na katılacaktı. Kurultay Doğu'nun mazlum halklarını Batı emperyalizminden kurtarmak amacıyla toplanıyordu. Enver Paşa ise kongreye İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adını verdiği bir cemiyetin başkanı sıfatıyla Kuzey Afrika Müslümanlarını temsilen katılıyordu. Kurultaydan sonra trene atlayıp Moskova'ya döndü. Bu kara kalem Naciye Sultan portrelerini 1921 başında Moskova'da eşinin hasretiyle çizdi. Ve o yıl Moskova'dan kızı Türkan'a gönderdiği oyuncaklara şu notu ekledi. Yavrum Türkan'ım, işte sana Moskova oyuncakları gönderiyorum. Güle güle oyna ve beni unutma. Bilirim Mahpeyker sana çok bırakmaz, fakat o da benim cici kızımdır. Herhalde seni de oynamak için bırakır. Hepsinden ikişer tane gönderdim. Papaz kıyafetli olan, Rus çarlarından Korkunç İvan ismini alan adamdır. Pek gaddar imiş. Gözlerinizden birçok öpen baban Enver. O sıralarda Anadolu topyekün bir kurtuluş savaşı veriyordu. Enver Paşa Anadolu'dan savaş haberlerini alıyor ve orada olması gerektiğine inanıyordu. Bir süreliğine Berlin'e gidip eşiyle buluştuktan sonra gizlice Batum'a geldi. Buradan Anadolu'ya geçmeyi ve Kurtuluş Savaşı'na rehberlik etmeyi planlıyordu. Oysa savaş kazanılmıştı bile. Sakarya Savaşı Anadolu'yla birlikte Enver Paşa'nın da kaderini değiştirdi. Bu zaferle Osmanlı'yı kurtarmak için omuz omuza savaştığı en büyük rakibi Mustafa Kemal Paşa gücünü ispatlamış, Rusya'da Enver Paşa'yı gözden çıkarıp Ankara'ya resmi elçi göndermişti. Bir kez daha hayalleri kırılmış olarak Berlin'e döndü. Naciye Sultan üçüncü kez hamileydi. Hamile olduğumu öğrenince Almanya'ya geri geldi. Beni Mayer Sanatoryumunda bir villaya yerleştirdi. Sonra Türkistan'a geçmek üzere tekrar bizden ayrıldı ve gitti. Gitmeden bana vereceği hediyeyi hazırlayıp bırakmış. Hastaneye en çok sevdiğim çiçekleri bana muayyen zamanda getirmelerini tembih etmiş. Çocuğumuz doğar doğmaz bana bunları getirdiler. En gaileli zamanda bile beni düşündüğünü, uzaktan dahi bizlerle meşgul olduğunu görmek ve hissetmek beni teselli ediyordu. Bazen Mahpeyker'e erkek elbisesi giydirecek kadar bir erkek evlat özlemi çeken Enver Paşa, bir oğlunun olduğunu Moskova'da öğrendi. Adını Ali koydular. Bu onun yurt dışına çıktıktan sonra kullandığı takma ismiydi. 1921 Ekim'inde Buhara'ya girdi. Fergane'ye gidip basmacı denilen Türkistan savaşçılarının başına geçmek istiyordu. Artık kağıt bulmakta bile zorlanıyordu. Orada bulduğu küçük bir deftere yaşadıklarını, hissettiklerini yazacak ve ilk fırsatta eşine gönderecekti. Defterin Kasım 1921 sayfasında şu satırlar vardı. Sevgili mukaddes Naciye, artık sana mektup yazmak imkanı gittikçe azalıyor. Bu sebeple şu deftere her gün senin için yazacağım ve satırlarımı ilk vasıtayla göndereceğim. Enver Paşa Buhara'dan yola çıkarken Berlin'de eşiyle çocuklarını emanet ettiği kardeşi Kamil Bey'e vasiyeti andıran şu mektubu yazdı. Buhara, 4 Kasım 1921. Kamil, pazar sabahı hareket edeceğim. Sultanım ve yavrularım sana emanettir. Onların dünyada benim için her şey olduğunu düşünerek vazifeni, kardeşliğini ona göre ifa et. Senin mertliğine güvenerek biraz müsterihen hareket edeceğim. İşte kardeşim, yeni bir hayat vücuda getirmek için olan bu harekette Hakk'ın yardımının bizimle olduğuna eminim. Hepinizi Allah'a emanet ederim.
Sultanımın iffet ve namusunun her ne suretle muhafazasına çalışın. Yoksa benim için her şeyin mahvolduğu gündür. Hatta öldükten sonra da. Ali. İki gözüm Enver'im. İki sene İstanbul'da, bir sene Berlin'de her an türlü üzüntüyle sensiz geçen günler. Artık biraz insaflı düşünerek nihayet vermek zamanı geldi zannederim. Fakat çok rica ederim, gel diye benimle, bu hasta kalbimle eğlenme. Eğer benim mevcudiyetim seni sıkmazsa, gel beni ve anneleri gibi senin başına azim bela olan bedbaht çocuklarını al götür. Ben Kamil'le değil, seninle izdivac ettim. Eğer benimle yaşamak istemiyorsan, üzülme efendim. Ben seni istemiyorum, senden bıktım de. Ben de o zaman anlar, senin başından defolur giderim. Sen de ben de rahat ederiz. Eğer benimle yaşamak istiyorsan, beni başkaları himayesinde yaşatma. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Yalnız senin yanında bulunmak, seninle beraber yaşamak istiyorum. Kat'i cevabını sabırsızlıkla bekler, ellerinden öperim. Naciye. Enver Paşa bu mektuba karşılık defterine artık ok yaydan çıktı diye yazdı. Ancak tam muvaffakiyetten sonra dönerim. Doğu Buhara'ya bir taraftan Bolşeviklere isyan, diğer yandan İngilizlere karşı ihtilal sloganlarıyla girdi. Buharalı derebeylerince Hakanların Hakanı nameleriyle karşılandı. Ancak çok geçmeden müfrezesiyle birlikte Doğu Buhara'nın en güçlü derebeylerinden birine esir düştü. Not defterinin o günkü sayfasında şu satırlar vardı. Onlara benim de yuvam, eşim, yavrularım olduğunu, onları bırakarak buraya geldiğimi, bu davaya kendimi verdiğimi anlatırken kendimi tutamadım, ağladım. Artık esirdi. Saçı sakalına karışmış vaziyette yattığı toprak hücrenin penceresinden kendisi için kazılan ölüm çukurlarını görüyordu. Heybesini yastık, kürkünü yorgan yapıyor, defterinin sınırlı sayfalarını özenle değerlendirerek yazıyor ve mutaassıp gardiyanlarını kızdırmamak için cüzdanındaki resimleri yakıyordu. 1 Aralık 1921. Sabah namazından sonra senin ve yavrularımın fotoğraflarınızı yakarak ağladım. 12 Aralık 1921. Böyle giderse çekilip yanına geleceğim. Ama muvaffakiyetsiz gelince sen beni nasıl kabul edeceksin? 3 aylık esaret Mart 1922'de sona erdi. Artık ne silahı ne ordusu vardı. Yine de Duşanbe yakınlarındaki Pulhakiyan'da karargah kurdu. Buhara'dan 200 askerlik bir müfreze ona katıldı. Bir yandan Ruslarla çatışmaya hazırlanıyor, öte yandan aylardır haber alamadığı sultanı için topladığı kır çiçeklerini paket yapıp Afganistan üzerinden göndermeye çalışıyordu. 25 Mart tarihli mektubunda kağıtsızlıktan sana bir şey yazamıyorum diye yazdı. Ruslardan ilk ganimet olarak bir top basma getirdiler. Bundan sana mendil, mahbeykere yastık yüzü vesaire yapacağım. 21 Mayıs'taki mektup ise bir yalvarmaydı adeta. Naciye, bana can ver, kuvvet ver, hepsinden mühimi ümit ver. Şimdi eşinin vereceği kuvvetle son saldırıya hazırlanıyordu. Cebinde gönderilmemiş mektuplar ve yüreğinde özlemle. ...25 Temmuz 1922. Satılmış kışla. Naciyeciğim, efendiciğim, bugün pek sıkıntılı bir hava. Tuhaf bir sis, güneş görünmüyor. Düşmanda hareket yok. Henüz sabah. Şu son satırlarımı yazarak mektubumu kapatıyorum. İçine her gün sana topladığım buranın yabani çiçeklerinden mada, kaç gecedir altında yattığım kara ağaçtan kopardığım ufak bir dalı da gönderiyorum. Seni Huda'nın birliğine yavrularınla beraber emanet ederim ruhum efendiciğim. Kara ağaca çakımla ismini yazdım. Enver. Enver Paşa'nın Pamir Dağı eteklerinden yazdığı son mektuplardan biriydi bu.
Rus kuvvetlerinin saldırısı üzerine Duşanbe'den Belcevan sınırındaki satılmış kışlağına çekilmişti. Yurt dışındaki İttihatçı arkadaşlarından Talat Paşa 1921'de bir Ermeni komitacı tarafından öldürülmüştü. Ardından 21 Temmuz 1922'de Cemal Paşa'nın da Tiflis'te öldürüldüğü haberi geldi. Kendisi ise bu uzak dağda yorgunluktan bitap düşmüş bir halde artık her şeyi bırakıp eşine, çocuklarına dönmenin hayalini kuruyordu. Kocamdan gelen en son mektup 4 Ağustos 1922'de elime vardı. Bu mektupta İsviçre'ye geçmek istediğini yazıyordu. Fakat bu projesini yerine getirebilmesi için kendisinin ölmüş olmasına herkesi inandırması lazım geldiğini söylüyordu. Hatta benim bile ölüm haberini aldığım takdirde buna inanmış görünmemi tembih ediyordu. Gerçekten de birkaç gün sonra Enver Paşa'nın ölüm haberi ulaştı Berlin'e. Naciye Sultan taziyeleri kabul ederken gözyaşı dökse de bunun eşinin planı olduğunu düşündüğü için aslında içten içe gülüyordu. Ancak bu bir oyun değildi. Naciye Sultan eşinin gönderdiği son mektubu okuduğu gün Enver Paşa da elinde kılıcıyla Bolşevikler tarafından saçılan mitralyöz ateşlerine meydan okumuş, Pamir Dağı eteklerinde Çegan mevkiinde vurulmuştu. Cansız bedeni 2 gün Çegan topraklarında kaldı. Sonra köylüler cenazesini alarak Ab-ı Derya köyünde bir pınarın başında ceviz ağacının altına gömdüler. Kurban Bayramı'nın 3. günüydü ve asıl kurban şimdi toprağa düşmüştü. Cemal Paşa'nın yaveri İsmet Bey bana geldi ve bütün acı hakikati anlattı. Söylediklerine bir türlü inanamıyordum. Fakat İsmet Bey bana Enver Paşa'nın koynunda buldukları mektup ve resimleri getirdi. Bunların üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Kocam, 3. çocuğumuz Ali'yi göremeden öldü. Ancak kendisine gönderdiğim resimlerden oğlunu tanımıştır. Öldüğünde üzerinde bu resimleri göğsü üzerinde taşıyormuş. İsmet Bey'in getirdiği resimleri gördükten sonra felaketime inandım. Fakat yine de uzun müddet ümit kesemedim. Belki bir yanlışlık olmuştur. Belki günün birinde tekrar gelir diye bekledim. Ancak gelmedi Enver Paşa. Naciye Sultan bir süre sonra eşinden ümidi kesti ve çocuklarını da alarak Türkiye'ye döndü. Enver Paşa'nın kardeşi Kamil Bey ile evlendi. Nikahlarını son halife Abdülmecit Efendi kıydı. Ancak aynı tarihlerde Mustafa Kemal de hilafeti kaldırdı. Hanedan üyeleri yurt dışına çıkarıldı. Naciye Sultan'ın çilelerle geçecek ikinci gurbet hayatı işte böyle başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde geçecek bu ayrılık tam 28 yıl sürdü. 1939'da çıkarılan özel bir kanunla çocukları tekrar yurda döndü. Ancak kendisine kapılar hala kapalıydı. Bu kez de yıllarca çocuklarından ayrı kaldı. 1952'de Demokrat Parti'nin çıkardığı bir kanunla çocuklarına, torunlarına ve doğduğu topraklara kavuştu. Türkiye'ye ayak bastığı an ağzından şu cümleler döküldü. Yurdumdan uzakta olduğum karanlık günler şimdi vatana kavuşmanın heyecanı içinde kaybolup gitti. Tarih 4 Ağustos 1952 idi. Bu Enver Paşa'nın ölümünün 30. yıl dönümüydü. Naciye Sultan 1957'de hayata veda etti. Enver Paşa'nın vatan toprağıyla yeniden buluşmasıysa 100 yılın sonunda gerçekleşti. Cenazesi ölümünden 74 yıl sonra Tacikistan'dan alınarak resmi törenle Türkiye'ye getirildi. Yüzyılın başında hürriyet kahramanı ilan edilen adam, yüzyılın sonunda hürriyeti ebediye tepesindeki şehitlikte yerini aldı. Önceki yüzyılın başında birbirlerinin yüzünü görmeden evlenen Naciye Sultan'la Enver Paşa, geçen yüzyılın başında yine birbirlerine kavuşamadan aynı topraklara gömüldüler.